Değerli milletvekilleri, bundan bir yıl önce göçük altında kalan, yakınlarını kaybeden yüz binlerce Hataylı depremzede Can Atalay'a oy verdi. Vekil yaptı. Bizim irademizdir dedi. Dün sadece Can Atalay'ın değil, Hataylı depremzedelerin de hakkı gasp edildi. İnsanların hayatlarını çaldınız. Yetmedi, iradesini seçme ve seçilme hakkını çaldınız. Hatay milletvekili Can Atalay'ın milletvekili seçilmesine rağmen hukuksuz ve keyfi bir biçimde görevini yapmasına izin vermediniz, vekilliğini düşürdünüz. Anayasa Mahkemesi iki kere hak ihlali kararı vermesine rağmen bu keyfi yaptım olducu iktidar arkadaşımızın hakkını gasp etti. Aslında sadece Can Atalay'ın değil, Hatay halkının da hakkı gasp edildi. Yetmedi, soygun ve talan düzenleri devam etsin diye en üst mahkeme olan Anayasa Mahkemesi tanınmadı. Şimdi bir hatırlayalım, Can Atalay hangi uydurma suçtan ceza almıştı? Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçundan 18 yıl hapis cezası almıştı. Dikkatinizi çekerim, Türkiye Cumhuriyeti'ni değil, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya diye bir suç uydurmuşlar. Bu uydurma suç bile sizin suçunuzdan çok çok daha hafif kalıyor. Siz Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı tanımıyorsunuz, zaten değiştireceğiz diyorsunuz. Ne demek zaten değiştireceğiz? Şu anda yürürlükte olan yasalar, anayasa, hukuk, yargı sistemi elinizde oyuncak oldu. Can Atalay için hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyelerini tehdit ediyorsunuz. Yetmiyor, Osman Kavala'yı, Selahattin Demirtaş'ı, Gülten Kışanağ'ı keyfi bir biçimde içeride tutuyorsunuz. Asıl siz kanunlara ve anayasaya aykırı davranıyorsunuz. Er ya da geç hesap vereceğinizi bildiğiniz için de korkuyla baskınızı artırıyorsunuz. Ama nafile, biz direnmeye devam edeceğiz. Gezi'den de ne çok korkuyorsunuz. Durmadan Gezi'yi dilinize doluyorsunuz. Gezi bu topraklardaki en onurlu direnişlerdendir. Eşit, özgür, kardeşçe, ekolojik sistemle uyumlu bir yaşam inşası için atılmış en güzel adımlardandır. Gezi'den sonra talan edilmedik orman bırakmadınız. Sizin derdiniz talan ve soygun düzeninizin devamıdır. Ve bunun karşısında kim durursa dursun düşman ilan ediyorsunuz. İstanbul'da da talan edemediğiniz yerleri parsellemek için de Murat Kurum gibi bu konu... Lütfen Sayın Konukçu tamamlayın. Bu konuda sicili bozuk bir şahsiyeti belediye başkan adayı gösterdiniz. Gezi'de kaybettiğimiz Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan, Berkin Elman'ın katilleri gereken cezaları aldı mı? Hayır. Dövülerek, linç edilerek katledilen Ali İsmail Korkmaz'ın katilleri ödül gibi cezalar aldılar. 14 yaşında kolluk güçlerince katledilen Berkin Elvan'ın ailesini yuhalatanlardan da adalet beklemiyorduk zaten. Sizin derdiniz insanları, canlıları yaşatmak değil, soygun düzeniniz devam etsin de ne olursa olsun. Ancak bu böyle gitmeyecek. Halkın da bir planı var. Gezi ve Kobane davalarının verdiği hükümler antifaşist mücadelenin birleşik gücüyle yırtılıp atılacaktır. Bu da böyle bilinsin ve tarihe not düşülsün.